Tarih Sohbeti Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetini daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Evet aramızda mesafeler var ama büyükler buyururlardı ki aradaki maddi mesafeler hiçtir. Arada maddi mesafe olmadığı halde Nice insanlarla selamlaşılmaz, görüşülmez, konuşulmaz. At üstü komşu da olsa, aynı sokakta da olsa, aynı mahallede de olsa. Ama koca bir şehirde olsa, gönüller eğer birbirini istiyorsa, aradaki mesafe eşittir. Ne yapar yapar, o insan sevdiğine, istediğine ulaşmaya çalışır ve Allah da raseb ederse ulaşır. Buyurulurdu. Onun için aramızda şimdi hayli mesafeler var. Belki Avustralya'dan dinleyen dinleyicilerimiz var. Belki Amerika'dan e, bizi internetin çeşitli Facebook gibi e, sitelerinden dinleyenlerimiz var. Belki şu anda yaptığımız yayını iki sene, üç sene, beş sene, on sene sonra olan dinleyicilerimiz olacak. Şu yayını. Demek ki Allahu Teala dilerse hem zamanı hem aradaki mesafeyi birbirine yaklaştırıyor. Beraber edebiliyor. Yeter ki biz niyetimizi buna göre ayarlayalım. Onun için de böyle arada bir telli irtibat olmayan bir telsiz sistemiyle e, tamamıyla telsiz sistemiyle sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama aynı odada oturur gibi birbirimizi dinliyoruz. Birimiz anlatıyoruz, birimiz dinliyoruz veya çoğumuz dinliyoruz. Bu büyük bir sorumluluk yüklüyor bu işi yapanlara. Eğer Allah rızası için iyi niyetlerle yapılırsa bu beraberliğin kendine göre manevi bayağı büyük getirileri olabiliyor. Söyleyene de dinleyene de ama yapılan iş insanların ahiret hayatına ilgili ve hayrına değil ise de bu şekilde konuşanların da mücazatı ben ne yapayım canım geldim bir radyo mikrofonundan söylediydim. Yani herkesin gidip de evine kapılarını tokmaklayıp Ramazan davulcusu gibi kalk 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 demedim diyemeyecek. Ona da diyecekler ki evet sen dedin ve senin sesin oralara ulaştı ve sen orada bozuk bir itikadı anlattın. Şimdi de diyorsun ki ben son nefesimde ya Rabbi yaptığım her şeylere tövbe ettim. Ettin ama etmiş olabilir diye bazıları da hüsnü zannediyor. Ya ne aleyhinde konuşuyorsun. E belki etmiştir falan. Etmişin alametini şu buyuruyor efendim. Şöyle buyuruyor büyükler. Eğer bir kimse hakikaten bir bozuk yoldan rücu edip de doğruyu, hakikatı Can'dan kalpten gönülden seçtiyse o ana kadar nerelerde kimlere ne anlattıysa bozuk olarak onlara tekraren ben onu size bozuk anlatmışım hakkınızı helal edin doğrusu da budur ben artık böyle inanıyorum demesi lazım bu sadece vereceğiniz bir bilgiyle de alakalı değil. Sattığınız bir gıda maddesi, bunu da vebali, o hem de nasıl? O bedene zarar. Manevi anlatılan şeyler ise ruha ve uhrevi hayatına zarar insanların. O itikatta, onun söylediği bozuk itikatta o ana kadar o tövbe edinceye kadar ölenlerin hepsinin vaziyeti karma karışık olur. O yüzden bize derlerdi ki Boğaz dokuz boğumdur. Buradan bir ses çıkacağı zaman her boğumda bunu bir kalp yani yürek dediğimiz kalp değil kalp gönül gönül kontrol etmeli. Ki çıktıktan sonra bir daha oraya giremiyor. Giremiyor. Çıktı. Ok yaydan fırladı. Gitti, vurdu, vuramadı. Havaya gitti, denize gitti. Nereye giderse gitti. Ama ok çıktı bir kere yaydan. O yüzden de söyleyeceğimiz şeyler geri dönüşümü olmayan nesnelere çok benziyor. İyi ise o antikacılar havada kapıyorlar. Eğer geri dönüşümüyle dünyayı kirleten plastikler gibi bütün insanlara zarar veriyorsa o da ...çok zor bir hadise. Ne yapıyorlar öyle bir... ...çöp atana, atık gemiyle... ...kaçak olarak Afrika'ya... ...nükleer atıkları gönderiyor. Siz bunların plastiğini alın da... ...memleketinize... ...plastik ham maddesi ithal etmeyin. Paranız cebinizde kalsın. Fakir fukaranın sevinsin falan. O garipler de öyle diyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki... ...bir röntgen... ...teklisenin röntgen odasında... Nerelerden sakındığına bakıyorsunuz. Adam belli bir yere kadar geliyor. Ondan sonra sakınıyor. Çekerken de odadan dışarı çıkıyor. Hastanın yanında durmuyor. Bu insanlar ise o radyoaktivitenin böyle devam ettiği, dop dolu olduğu yerlerde onların plastiklerini sıyırıp alıp onları paraya çevirmeye çalışıyor. Bunun zararı kime? kötü niyetle onları elden çıkaranlara iflah oluyorlar mı hiç birisi olmuyor şu anda da olmuyor evlerinde rahat yataklarda uyuyamıyorlar efendim Allahu Teala bir belayı ilahi gönderiyor onlara çekip duruyorlar her biri bir alem bakıyorsunuz yıllarca başkanlık yapmış adam Alzheimer'dan hanımını dahi tanımıyor hadi bakalım hani başkandın arkadaş dünyaya hükmeden imzayı atıyordun ondan sonra da şöyle e, yeni alınmış ayakkabısını cicilerine komşu çocuklarına alamayanlara övünür gibi şöyle bir kameraya imzanı gösteriyorsun bak ha, ben böyle bir marifeti imzaladım diye en dehşetli imzalarını gösteriyorlar efendim şahit çoğalsın Bunlar tabi cehenneme artık odun, kömür, doğalgaz ne varsa taşıyorlar yani. O yüzden sizlere anlatacağımız şeyleri kıymetli dinleyenlerim. Mümkün mertebe, gücümüzün yettiğince, Allahu Teala ne kadar bize güç verdiyse, bazımıza daha çok vermiştir, bazımıza daha az vermiştir. Herkes o gücünü kullanmakla mükelleftir. Bir küçük otomobilin aküsünü alıp da bir kamyonun aküsü yerine bağlayıp o kamyonu çalıştırmasını bekler misiniz? Gücü yok onun. Ama o küçük araba ha ona gücü yeter. Biz artık mobilet bir deyin, elektrikli bisiklet mi deyin bizim akümüzde bu kadar. Ne yapalım? Elimizdeki bu imkanı da bizimki bu kadarmış deyip de kabiliyetimiz bu kadarmış deyip de vazgeçemiyoruz. geçemiyoruz. Madem ki allah Teala bir fırsat yarattı, sizlerle bu bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu tarih sohbetlerimizde hepinizin bildiği gibi 20 yıldır bizim onların yaşantısını öğrendiğimizde maneviyatımızın yükseleceği, etrafımızda iyilikler yapabileceğimiz iyi ahlaklı, iyi huylu, faziletli ve bilgili insanları örnek olarak anlatmaya çalışıyoruz. Yani bakınız dünya hep böyle yamyamal topluluğu değil de Adem Aleyhisselam'dan beri nice kıymetli insanlar geldi. Nice kıymetli insanlar geldi. E şimdi bu kıymetli insanların kıymetli davranışlarını biz söyleyelim ki insanoğlu ya kulağından ya gözünden avlanır. Ha bazıları da hayvanlar gibi çok özür diliyorum boğazından avlanır. Yiyecekle avlanır. Yiyecekle tavlanır. Ama göz ve kulak çok faydalı iki organ. Fakat aynı zamanda kulak zararlı bir şey duyunca kalp o tarafa doğru akıyor. Aa, demek ki böyleymiş ya. Göz bir zararlı şeyi görünce Allah Allah bu da öyle oluyormuş diyor. Mesele bu göze iyi şeyleri göstermeye çalışmak Evvela o gözün sahibi diyecek, ben kötülere bakmayayım, iyilere bakayım. Kulağın sahibi diyecek ki, ben kötüleri dinlemeyeyim, iyileri dinleyeyim. Sonra da onların manen eğitilmesiyle sorumlu olan, mesul olan kimseler de, aman bu insanlara ben iyi şeyler anlatayım ki, bunlar da o iyilerden olsunlar diyebilsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim bütün bu davranışlarımızın en büyük rehberidir. Çünkü o Allah Teala'nın buyurduklarıyla amel etti ve onun bu ameliyle de bizim amel etmemiz icap eder. Çok sıkıntılı zamanlarda, Şam'a sefer tertiplendiğinde Herakli üzerine, Doğu Roma İmparatorluğu üzerine Müslümanların arasındaki birçok münafıklar ya orası çok uzak Medine-i Münevveri'ye, oralar çok sıcak memleketler, çöller var, ya sen de Arabistan'dasın. Evet Medine-i Münevver'in iklimi çok yumuşaktır, münhattır. Ama yani hepten de yayla değil, yeri geldiğinde oda sıcak oluyor. Hallara bastığınız zaman yan ayakta ayağınızı neredeyse yakacak gibi oluyor. Efendim oralarda insanlar büyük sıkıntı çeker. Su bulamaz, oralarda su yoktur. Bunlar Müslümanların içerisindeki münafıklar. Dışı Müslüman olmuş, içi olmamış. Bunların büyük bir kısmı çeşitli mazeretler uydurarak bu sefere katılmama izni aldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Allah-u Teala'nın bildirmesiyle bunları bildiği halde bu münafıkları şu da münafıktır şu da münafıktır diye paylaşmadı. Hiç pekala diyebilirdi. Bunları öldürün aramızdan temizlensinler. Ve onlar gitmedi. Bazı fakir fukara'dan olanlar da yani sefere gidemeyecek durumda. Sağlığı yerinde pek olamayanlar da ruhsat aldılar, izin aldı, Onlar da gitmediler. Yarı yola kadar varıldı Medine-i Münevvere ile Şam'ın ortasındaki yarı yol da Tebük vardı. Tebük. Bir tek bir tek çeşme var. Çeşme başı, su başı diye oraya konuldu. Yani iki üç kişi gitse biz Anadolu'da böyle kurak bölgelerde akan çeşmeler oldu. Bunlara çır, çır derdik. İstanbul'da da çır, çır vardır. Çır, çır yani çok böyle Anadolu ifadesiyle söyleyeyim. Hotur otur akan bir çeşme değil. Böyle ip gibi akıyor. Kabı altına koyuyorsun. Neredeyse 10 dakika bekliyorsun ki 5 litre su alayım. Ama alıyorsun yani su. Öyle veya böyle. Öyle akan bir çeşme. Ordu 30 bin kişi, 10 bini süvari, yani ilave bir de 10 bin at var sulanacak. Binlerce deve erzak taşıyan, Bunlara da su ihtiyacı var. Hadi deve az ihtiyacı var ama Tebük'e kadar gelmiş, kaç konak gidilmiş. Tabi ordunun içerisindeki münafıkların bir kısmı gene devam ediyor işte geldiler. Oo bu su işte ha bakın ha geldik ben size demedim mi? Biz size demedik miydi diye kıyıda köşede Müslümanların kafalarını ifsad etmeye çalışıyorlar. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bir abdest alacağım buyurmuşlar. Abdesti alıyorlar. O çır çır gitti. Hor hor haline döndü. Bütün ordu orada kaldığı günlerce bir tek o suyla hayatı idame ettirdiler. Sonra Şam'a gidelim, gitmeyelim hususunda. Çünkü bayağı bir kalındı. Orada civardaki bütün emirler, hükümdarlar, o bölgelerde çeşitli hükümdarlar vardı. Şimdiki e, Basra Körfezi'ndeki Arap şeyhlikleri gibi grup grup. Bunlar baktılar ki Müslüman ordusu çok kalabalık. Geldiler, biz size tabiiz emrinize girdik, artık size bağlıyız. Diye mütevaat beyan ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara artık Müslümanların hiç zarar vermemesi için emanname verdi. Kaç kişi, kaç gruba sonra buyurdular ki meşveret edeceğiz. Buyurun ya Resulallah. Şimdi biz buraya kadar geldik sefere çıkarken hedefimiz Şam'dı. Şam'a devam edelim mi, etmeyelim mi? Çünkü yolda bu kadar yer mütabaat beyan edince, tabi olunca, bir manada teslim olunca durum değişti. Hazreti Ömer radıyallahu hemen ayağa kalktı. Ya Resulullah, ben hiçbir fikir beyan edemem. Rabbimizin sana bu konuda nasıl bir emri varsa öyle yapalım derim. Meşveretin güzelliğine bak. O kadar da yakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buyurdular ki eğer bu meselede Rabbimizin emri olsaydı yani Tebük'ten sonraki kısmı için olsaydı zaten ben sizinle meşveret etmezdim. Şahane bir cevap. Şahane bir cevap. Bazı Vehhabi zihniyetli insanlar çıkıyorlar diyorlar ki ya işte peygamber Kur'an-ı Kerim'de emredilen şeylere kendi de bir şeyler ekledi. Daha ilk yıllarında hicretin dokuzuncu senesinde daha şimdi neredeyse 1450'ye geleceğiz ömrü olanlar için. Buyururlar ki Rabbim emretseydi bu konuda bir şey bu meselede ben size danışmazdım. Onu yapardım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç bu çizgiden ayrılmamıştır. Yani onun buyurdukları hadis-i şeriflerin hepsi Rabbimizin emrettiğine birebir tıpatıp uygundur. Maalesef şimdi inanan Müslümanların fikrini çelmek için peygamberler bir şeyler ilave etti. Arkasından gelen eshab-ı kiram bir şeyler ilave etti. Ondan sonra da kıyası fukaha denen fakihler, fıkıh adamları, alimler, insanları böyle Müslümanca yaşayamaz hale getirdiler. Zora soktular be ya. Diyenlere inanmayınız. İşte işin başı bu. O zaman Ömer Radaf dedi ki, Ya Resulallah, madem ki, madem ki Rabbimiz bu konuda bir şey bu meselede emretmedi. O zaman biz bu gelişimizde, şu kalabalığımızda Herakle yani Doğu Roma İmparatoru Heraklius diyorlar ya benim. Herakle ve onun tebasına icap eden gözdağını verdik. Bak arkadaş biz geldiğimizde böyle geliriz. Bir. Şimdi gideceğimiz Şam'da bir tane dahi Müslüman yok. Oradaki bütün halk Nasara dininden, Yahud dininden veya daha başka Mecusilerden meydana geliyor. Yani hepsi Müslümanların karşı cephesindeki insanlar. Öyleyse yani biz Biraz zamana ihtiyacımız var. Hatta orada, şu anda da taun e, sari hastalığı, salgını var, veba. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önceki bir hadis-i şerifinde buyurdular ki, taun olan yere girmeyiniz taun olan yerden de ayrılmayınız. Eğer bir şehirdeyseniz, orada bir veba hastalığı çıktıysa, karantinada olanlar, şimdi karantina diyoruz ya, dışarı çıkmasınlar. Gidip başka yerlerdeki başka insanları da bulaştırırlar. Yani taun olan yerde bulunan kimse artık orada kalmalı. Eğer bir yerde de duydunuz ki taun var, veba var, Oraya da girmeyiniz. Bu haberde alınınca buyurdular ki, tabii ki dönüyoruz. Dönerlerken münafıklar ona bazı yerlerde suikastlar düzenlemeye çalıştılar. Yol boyunda, konak konak. Hüzeyfe radıyallahu anh Efendimizin çok yakınındaydı. Ve önceden de Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona efendim çeşitli münafık kimseleri bildirmiş idi. Ama kimseye söylememek şartıyla bildirmiş idi bu münafıkları da haber verdi. Gidin filan filan yerde bunların suyu e, suikast için pusuları var. Oralardaki insanları ayıklayın. Bunu hisseden Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenleri, bilhassa Ensar'dan olanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kıyamıyorlar. Hala misafirleri biliyorlar yani. Dediler ki Ya Resulallah, Niye biz böyle bu yılanlarla bir aradayız? Rabbimizin size bildirdiği münafıkları bize söyleyin. Çekelim kılıcımızı. Hani bizde vardır ya efendim korkulu rüya görmektense uyanık durmalı. Niye biz korkulu rüya görüyoruz? Der gibi. Bunları kellelerini uçuralım. Müslümanlar artık münafıksız olsun. Yani ilk etapta bu bize ne kadar haklı gibi görünüyor değil mi efendim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu bu kıyamete kadar geçerli olan şeyler bunlar efendim. Bir Müslüman için kıyamete kadar. Buyurdular ki ...bunlar lisanlarıyla yani dilleriyle Müslüman olduklarını beyan ediyorlar. Biz siz burada münafıksınız diye bunları öldüremeyiz. Ancak ölümü hak, hak edecek bir suça işlerlerse... ...ha o zaman lisanları öyle de olsa çünkü... Müslüman da bu suçu işlese öldürülecek. Var mı öldürme? Var tabii. Var. İman etmiş. Ama bir Müslümanı öldürmüş. Bu Müslümanı öldürdüğü halde ya ama Müslümanlar azalmasın. Buna dokunmayalım artık. Bunu affedelim mi diyelim. Bugün dünya o kadar kibarlaşmış ki bir ananın babanın üniversite sıralarına kadar emek verip yetiştirdiği yetiştirdiği efendim birçok dertlerine katlandığı evlatlarını geliyor birisi kafam bozuktu o gün diyor dövüyor kafam bozuktu o gün diyor öldürüyor o gün diyor uyuşturucu madde almıştım. Onun etkisi altındaydım. Öldürüyor. Ama öldürüyor o insanı. Efendim bu bu insan var ya bu insan. Hayvandan da beter olmuş ama ya insan olduğu için bari bunu öldürmeyelim. Bu merhamet mi Allah aşkına ya? Merhamet mi yani şu? Onun annesi, babası, onun komşuları, akrabaları, o memlekette yaşayan insanlar bu adam için buğz etmezler mi? Bu adamın yaşamamasını oya koysanız oradan yüzde yüz çıkmaz mı oy? Öldürülsün diye. Öldüremiyorsunuz. Ondan sonra da Vay efendim, işte kadınlar çok öldürülüyor, kadınlar öldürülmesin. E peki, ben bunu tenkit etmiyorum. Adam gibi yapıldıktan sonra gösteri, yanındayım. Ama bir tarafta onların iki misli erkekler öldürülüyor. Erkekler de öldürülüyor. Kadınlar öldürüyor demiyorum. Kadınları da hep kadınlar öldürüyor veya erkekleri öldürüyor demiyorum. Kadınlar da çeşitli şekillerde birbirlerini de öldürüyorlar. Var. Yani kadınlar öldürülmesin, erkekler ha tek suçlu toplumda erkekler olursa belki bundan on sene sonra belki 20 sene sonra yani hani Samsun bölgesinde tarihte bir amazonlar yaşamış efendim e, kadınların böyle meydana getirdiği bir devlet şeklinde sağa sola böyle bir dünya mı arzu ediyorsunuz. Allah Teala kadını yarattı mı yarattı. Erkeği yarattı mı yarattı. Bunu siz kadın erkek diye ayırır mısınız? Evladınız olsa kızınızı başka, oğlunuzu başka mı seversiniz? Bazı cahil insanlar örftür, adettir, töredir bilmem ne diye kız çocuğu doğuran hanımı lohusa hayatında dövüyor. Niye? Niye oğlan doğurmadın? Bunlar olacak şey mi efendim? Toplumda bir tek şeye insanları odaklandırıp ona karşı herkes bıçaklarını bileyip elinde bıçağıyla gezmemesi lazım. Dedim, reklam aramızı da bayağı bir geçtik. Şimdi sizlere geçen haftadan kalan Hamidi Zade Mustafa Efendi'den geri kalan bilgileri vermeye çalışacaktım. Ama bu büyük zatlarda daha doğrusu bu büyük zevat da, zatlar zaten zevat kelimesiyle ifadedir. Zat, insan demek. Zatlar, şimdi zatların çoğulu esas gramerdeki zevattır. Zevat demek daha faydalıdır ama dilimizden kaçıyor tabii. Bunu da düzeltmiş olmak için söyledim. Küçük bir reklam arasında sonra inşallah beraber olacağız. Efendim. Tarih Sohbeti TGRTFM Radyomuzun Tarih Sohbeti'nin ikinci bölümüne başlıyoruz. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa, Telefonumuz bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olan telefon numaramız 212 alan konudan 454 56 46dır Radyomuzun mail adresi ise tgrt-fm at tgrt Şahsi mail adresim ise ismail.yagci 41 at gmail.com Şimdi Mustafa Efendi, Hamidi Zade Mustafa Efendi'yi anlatıyorduk. Birinci, Abdülhamit Han devri evliyalarından, alimlerinden mühim bir kültür adamı. Osmanlı'nın böyle büyük başlarında sıkıntılar, dertler olduğu bir dönemin kıymetli devlet adamlarından birisi. Eğer bunlar olmasaydı Osmanlı güp diye çökerdi. Böyle hani yanlış çimento hesabı yapan, demir hesabı veya çalarak yapan binaların müteahhitlerin çaldığı binaların birden böyle gür diye çökmesi gibi çökerdi. Böyle insanlar Osmanlı devletinin taşıyıcı kolonlarıydı. Onun için de İngiliz bunları bozmaya çalıştı. Ve Rusya harbi ilanı öncesinde kurulan meşveret meclisine katıldı. Oranın üyesiydi. Üyesi yapıldı. Herkes olmuyor oranın üyesi. Başkentte yapılıyor. Yani bir milli güvenlik kurulu toplanıyor. Gerbezeliydi. Zekiydi ve alimdi. Devlette çok faydalı şeyler yaptı. 1788'de Anadolu Kazaskeri yapıldı. Anadolu'daki yargı teşkilatının başı yapıldı. 1789'da 3. Selim Han'ın cülusunda bu Anadolu kazaskerliği de devam ettirildi. 3. Selim Han'ın şehzadeliğinden beri planladığı, yırtındığı sonunda da bu yolda hayatını verdiği yapacağı yenilikler hususunda Rumeli payesi verildi ve Şeyhülislam yapıldı. Bütün dini teşkilatın başına getirilmiş oldu imparatorlukta. Evet. Ve Mehmet Şerif Efendi efendim rahatsızlanınca meşihat makamına yani sadrazamla hemen getirildi hiç sorgusuz sualsi getirildi. 1789'da aynı sene Selimanın Yulus senesinde Şeyhülislam oldu. İlmiye teşkilatındaki gevşeme, bunun için adam kayırma dahil, işte makam sahiplerinin çocukları daha doğuşlarında payı almaya başladılar. Bozulmaları görüp, bunlar için geceli gündüzü tedbirler düşündü. Tedbirler alıp, ...ıslahata başladı. Bir dakika, bir dakika arkadaş. Bizden yüz sene evvel, evvel... ...medreseye kimler nasıl alınırdı Böyle böyle. Şimdi niye böyle böyle değil? Efendim estek köstek, estek kösek yok. Devlet bununla başarıyı yakaladı. Bu adil bir yoldur... ...diye... ...ıslahat yaptı. Islahat yapmak demek aslına onu aslı iyiydi o iyiliğe döndürmek demektir. Allah Teala seni ıslah etsin derler bir adamı mesela. Allah Teala seni ıslah etsin kardeşim. Niye? Ya seni zaten yaratırken Allah Teala İslamiyete uygun yarattı. Tertemiz yarattı. Ama sen bozula 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 geldin Allahu Teala seni tekrar o temiz haline döndürsün diye Allahu Teala ıslah etsin o demek. Yaratılışındaki temizliğine döndürsün demek. Resmi yazışmalarda devlet kitabetinde fetvalarında imza yerine mühür kullanma usulünü koydurdu. Tabi bu mühür zaman geldi bir sürü sahtekarlıklara da sebep oldu Cumhuriyet döneminde. İmza atamıyorsa parmak bassın. Sanki parmağın kıvrımlarını orada okuyacak sisteminiz vardı. Parmak bassın ne yapacak? Eğer bir sahtelik iddiası varsa bir daha ıslampıya bastıracaklar başka bir zamanda. Adam tarlayla tapanla uğraşıyor. Anadolu insanı toprakla uğraşıyor. Hangi parmağında parmak izi kalır efendim? Ziraatçının kolay kolay hakiki toprakla uğraşanın parmak izlerinin çoğu tahrip olur efendim. Toprak para gibidir, zımparadır. Ne şerefli bir hal ama. Efendim, sonra mühür kazıcılar türedi. Anadolu'da benim çocukluğumda evdeki herkesin ben hariç tabii, ben çocuk olduğum için e, mührüm olmazdı. İşte annemin mühür vardı, rahmetlinin, babamın vardı. İşte pirinçten üzeri düz, o, o pirinç kalemi denilen çelik uçlu bir şey vardı bugün. E, bakırların üzerine motifler yapanların kullandığı metal kalemler gibi o kalemlerle elle oya 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 efendim o çilingirin el ustalığına göre böyle açık bir şey yazardı. Harfle büyük harflerle bir şey yazardı. Ha, bu benim mühürüm. Ya o mühürcü ondan her gün herkesin birer tane de yedek yapsa herkesin adına iş yapabilirdi. Kontrol var mıydı? Yoktu. E şimdi kaşelerin bile doğru dürüst e, imal edenler için kontrol mekanizması olduğunu doğrusu hiç beklemiyorum. Var Cağaloğlu'nda bir sürü kaşeciler var. Kaşe yapılır diye. Yazılarını görüyoruz. Önce mazul Şeyhülislamların arpalıklarına naip göndermek yerine oralara kendilerinin gitmesini başlattı ilk olarak. Şimdi devletin üst kademelerinde bulunanlara devlet devamlı bir gelir olarak tekaüdiyesinden teka de başka biraz da toprağın işlenmesi, toprağın kurtarılması adına arpalıklar tahsis edilirdi eğer bir suç yoksa böyle şeyde devletten ayrılırken arpalıklar verirdi. Yani bu senin pek işine yaramaz da atın işte arpa parasını çıkartır manasına. Osmanlı yardımı yaparken de böyle insanları rencide etmeyecek kelimeler bulmuştu. Doktor ücretine mesela Hüsniye derlermiş. Hüsniye. Ya doktor yani senin şu yaptığın işe para pul yetmez bir insan hayatıyla ilgili çalışıyorsun. Bunu artık bir hüsniye kabul et ya. Bir, bir ufak ufak böyle çay parası şimdi diyorlar ya kahve parası çay parası diye. Hüsniye diyorlar. Hüsniyeleri de unuttuk. Ve bu Şeyhülislamlar az edildiklerinde arpalıkları devam ediyor. Görevden alıyor adam ya. Kendi de hayatta. Kendi İstanbul'da arpalığına kendi bir naip gönderiyor. Bir ketüda gibi yani naip. Naip oradaki bütün işletmeyi işletiyor, işletiyor. Kendine de gelirini bol bol sağlıyor o geliri bol bol almak için orada çalıştırdıklarını da bazı sıkıntılarda doğuyor Şeyhülislam da İstanbul'da konağında mazul Şeyhülislam yani hala görevde değil aktif değil veya muvazzaf değil konağında rahat rahat yaşıyor diyor ki Mustafa Efendi Hamidi Mustafa Efendi bu öyle olmaz Şeyhülislam mazul mu? Mazul. Bundan biz fetva falan istiyor muyuz? İstemiyor. Yok. Başka Şeyhülislam var. Mazul Şeyhülislamlar arpalıklarına naip göndermeyeceklerdir. Arpalıklarının başında bulunacaklardır. Arpalığı Bostalı ise Bostı'ya gidecek arkadaş. Üsküp'te ise Üsküp'e gidecek. Erzurum'da ise Erzurum'a gidecek. Yani bu kadar e, alın beni bu görevden atın diye bir devlet üst kademede bulunan kimse bu kadar aranır yani. Şimdi bile öyle. İnsanın alışmış olduğu bir hususta sen onu aldı arkadaş bak yani bunun devlete büyük zararı var. Şimdi görüyoruz nice nice efendim gelir kapıları olan yerlerin şöyle bir gelirlerine acık dokunacakmış gibi bir bir tavır al bir cümle kullan. Bak nasıl başına üç hemen. Aranmış yani Mustafa Efendi rahmetli. Ama haklı Allah rızası için aranmış. İnsanları rahatsız edeyim de otorite kurayım diye değil ve mazulleri göndermeye başladı. Şeyhülislam olduktan sonra. ilk anda da üç eski şeyhülislamı Dürüzade Mehmet Arif Efendi Kütahya'ya Müftüzade Ahmet Efendi Ankara'ya Mehmet Kamil Efendi'yi de Keşan'a gönderdi. Gidin oraya arkadaş. Bu yeni Şeyhülislam'ın yani Hamidizade Hazretleri Rahmetullah Aleyh hatır gönül yerine devletin hatırını gönüllünü, dinin hatırını gönüllünü, allah Teala'nın hakkını gözetir şekilde bu tedbirleri alması bazı kimseleri çok rahatsız etti. Yani bu işlerden menfaati olanları hoplattı. Hoplattı. matematik ve mantık sahasındaki yaptığı çalışmalarla tanınan Gelenbevi İsmail Efendi'yi rüyeti hilal yerine hesapla Ramazan'a başlama işine karşı çıktı. Gelenbevi bir beyin kanaması sonucu vefat etti. Ramazan-ı Şerife rüyeti hilalle başlanır. Yine rüyeti hilalle bitirilir. Dinimiz bunu emrediyor. Hesapla, takvimle olmaz. E şimdi bugün bile bu kadar teknik cihazlar olduğu halde yine İnsanlar bunu ne yapıp yapıp hesaba getirip oturtmak istiyorlar. Yani dinin ana kuralı olan rüyeti kaldırıp nasıl Gregorius miladi takvimi yapmış Gregorian papaz miladi takvimi yapmış ve dünyaya yutturmuş ise şimdi de bazı din adamıyım deyip de din sahtekar, din bezirganı çıkan ve memleketin başına büyük belaları davet eden bazı kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim e, doğum gününü tevellüt gününü getirip getirip hafta olarak kutlamaya başladılar. Ne zaman? neredeyse 2000 yılından beri yavaş 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 arkasından yılbaşı gecesi işte 31 aralığı bir ocağa bağlayan gece yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Bu Hristiyan alemin bir kısmının hemen hemen yarısı kutlamıyor bunu. Bir kısmının yani Katolik Protestan olan kısmının Lüteryenler'de de var. Kutladığı bir gün yılbaşı. Ortodokslar kutlamıyorlar. 5 Ocak'ta kutluyorlar. Noelimiz. Onlar 24 Ocak'ta topluyor, kutluyorlar. Katolikler, ötekiler 5 Ocak'ta topluyorlar, kutluyorlar. E Müslümanlıkla bir şey var mı? Yok, yok. Adamlar bunu dini bir yortu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Peki bu adamlar benim kurban bayramımda böyle bir birbirlerine kutlama yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Ramazan bayramında yapıyorlar mı? Yapmazlar. Niye? Niye? ''Ey kardeşim biz Müslüman değiliz, niye yapalım?'' diyecekler. Haklı mı? Haklı adamlar. Peki bizdeki o Müslüman olan kardeşlerimiz, onların böyle Avusturya'da, Viyana'da, 4-5 tane çok büyük bulvarları var. Bulvarlar üzerinde, binlerce çam fidanını, şöyle 10 yaşlarında olmuş, ee, bilek kalınlığına kadar kalınlığı olan fidanları, ormandan kesmişler, köklememişler, kesmişler, kökle arayıp kopartmışlar. Sonra, e, o kestiği yerden, yarım metre kadar yerin kabuğunu da soymuşlar, beyaz yapmışlar. Üst tarafı da yeşil, yapraklı, çam fidanları, onları da, böyle, kombinalarda et kombinalarında, et kefenleri yaparlar. O et kefenleri yani hayvanı karkas olarak budunu kestiniz. 60 kiloluk but. Bunu taşımak için et kayar gider taşırama zor olur. Kirlenebilir yere koysanız yerden toprak gelir. Buna beyaz biraz da elastiki olan kefen dedikleri bir torba giydirirler. Onlar da Noel ağaçlarına böyle kefen giydirmişler. Kökü kesik. Hadi yılbaşı kutlaması yapılırken köklü getirdin koydun. Birer de saksı madem bu kadar masraf ediyorsun. Saksı Noel'in bitince de götür evinin bahçesine dik. Veya devlete teslim et alın ben Noel ağacımı getirdim. Size hediye diyorum da. O da yok. Binlerce seni gördü bu gözlerim. Kimse de bir şey demiyor. Ama Türkiye'de bir böyle acemi celep bir kurbanlık kaçırsın var ya, görüntülerini paylaşmayan televizyon kanalı neredeyse bir iki tane kalıyor. Hepsi paylaşıyor. Yine kurban kaçtı. İşte keserken adamlar Birazcık böyle hayvanı iyi zapt edemezlerse o oh, oh, hayvan cinayetleri. Arkadaş herkes kendisinin dininin icabını yapar. Şimdi rüyeti hilalde de bunu böyle efendimizin işte doğum gününü buna ayarlayınca bayramları da buna getireceklerdi. Ramazan-ı Şerifi de İhtimal ki Ocak ayına denk getirip günlerin en kısa olduğu veya Aralık ayına efendim 8 oh, oh, saat şöyle bir perhizet, 8 saat sonra iftarını et gece sabaha kadar yat sabahleyin ortalık ağırken bir sahur diye kahvaltı dolur artık o onu kahvaltı saate de ayarlarlardı bir ayarlarlardı ondan sonra da 31 Aralık günü Vay efendim yani İslamiyet'e karşı böyle bir içkili, oyunlu, danslı bilmem ne toplantı yapıyorlar. Ne yapalım? Buna da Müslümanlar ya bu Müslümanlığın işi değil ben gitmem diyor gençler. Onlara da Mekke'nin fetih günü toplantıları yaptırıyorlardı. Aynı teröristler. Aynı teröristler. Gelin bakalım bu gece gençlerimiz aman öyle içkili yerlere gitmesin burada. Ya Mekke'nin fethi Hicretin sekizinci senesinde. Yani kışır o zaman da mı oldu? Peki bu ay hiç değişmiyor mu? Rebiyül evvel, Rebiül ahir, Cemaziyel evvel, Cemaziyel ahir, Recep, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif, Şevval. ona yok. Onlar da düzelteceklerdi. Tamam. Dönüp Avrupa'ya da Avrupa bunu korkudan fasıllara dahil etmedi ama bunu da koyun fasıla ve yaptık be abi diye selam mı çakacaktık? Bu Hamidi Zade Mustafa Efendi müthiş bir ısahatçı. Ondan inşallah haftaya sohbetimizde gene biraz daha bahsetmek istiyorum. Bugün böyle insanlara çok ihtiyacımız var ama ıslahat derken de dinde reform diyerek dine dinle ilgili olmayanların arzu ve isteklerini katıştırma hevesini de göz ardı etmeyelim. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Masada Burcu Turan yardımcı oldu. Programı hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. adına bütün dinleyenlerimin bundan sonraki hayatlarının sıcak yuvalarında huzur ve saadetle devam etmesi için dua ediyoruz. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti